Arkadaşlar bu sehpamız, tabi sehpalarda bazen böyle değişik renklere bürünür. Üzerine sıcak bir şey koyduğumuzda. Arif Ustam var burada. Arif Ustam yeni bir uygulama yapacak buna. Yani basit bir uygulama. Herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği. Fakat çoluğa çocuğa dikkat etmek lazım. Çünkü kullanacağımız malzeme bir adet kolonya. Arif Ustam kolonyayı gösterir misin? Evet. Uygulamamız şöyle olacak. Bu üzerine Arif Ustam bunu herhalde sıcak bir şey koymuşlar. Doğru mu? Evet. Sıcaktan etkileniyor. Sıcaktan etkileniyor. Bakın şurada da bardak izi. Bardak mı artık? Başka bir izler var. Bardak renkleniyor. Evet. Sehpalarımızın üzerinde böyle değişik beyazlama gibi renkler olur. Böyle krem gibi. Şimdi bunu düzelteceğiz biz. Nasıl düzelteceğimiz çok basit. Bir gösterelim. Kolonyayı döktük. Parmağımızla böyle yayıyoruz. Sonra çakmakla. Bakın çakmak. Evet. Bakın. Dikkatli olmak lazım. Bakın görüyor musunuz? Hemen o bölge gitti. Evet, bakın. Tertemiz oldu. Değil mi Arif Ustam? Evet. Şimdi Arif Ustam uyguluyor. Evet, şuraya da döküyoruz. Evet. Yayıyoruz. Çakmağımızla çakıyoruz. Bakın. Evet. Arif Ustam bu ne uygulamış oluyoruz böyle? Şimdi sıcaklıkla birlikte alttaki şeyi düzeltiyor. Lekeleri çıkartıyor şu anda. Evet, bakın söndü. Evet, hiçbir şey kalmadı. Eser kalmadı. Şurayı da yapalım. Evet. Çakalım çakmağımızı. Evet. Tabii bunu yaparken çoluğa çocuğa dikkat etmek lazım. Kolonya tutuşturmamak lazım bir yerlerimizi. Evet, şuraya da yapalım Arif Ustam. Evet, kolonyamızı döktük. Döktük, yaydık. Evet, yaydık. Güzelce çakmağımızı çaktık. Yani şu tereddütünüz olmasın. Alttaki verniğe zarar veririz veya sehpada başka bir tahribat açarız. Böyle bir uygulama yaparken olur diye düşünmeyin. Evet, bakın o bölgeyi de hallediyoruz. Evet. Evet. Orada da var. Evet. Burayı da yapalım. Çak çak. Evet. Evet, bunu güzel evinizde yansın. Yapabilirsiniz. Güzel güne yansın. O bitiyor zaten. Kendiliğinden sönüyor. Evet. Bezle silelim. Bezle silelim. Başka böyle gözüken ufak tefek yerlerimiz varsa evet, temizleyin. Bakın hiç kalmadı. Tertemiz oldu. Sehpamızın üstü pırıl pırıl oldu. Evet. Evet. Yani bu bazen ben de görüyorum. Bu yüzden sehpasının üstünün kötü olduğunu düşünenler var. Ve artık sehpanın değişmesi gerektiğini düşünenler var bu yüzden. Hiç gerek yok. Eski kıvamına tekrar o lekeleri bu şekilde hallederek getirmiş oluyoruz. Evet. Bakın. Tamamen güzel. Evet, sehpamızın üstü gayet güzel, tertemiz. Yani bunu herhangi bir kimyevi maddeyle falan zor çıkartırsınız ama basit yönden kolonyayla. Ispirto kolonya. Kolonya, ispirto. Arif Ustam şuraya da biraz daha deneyelim mi? Evet. Kolonya, ispirto bu şekilde yaparak, dökerek. Alttaki nemi ısıtarak alıyor o şeyi. Evet. Yani sonuçta bu sıcak bir malzemeyi, yani demlik olur. Kaynamış semaver olabilir. Başka bir şey. Bardak olabilir. Değil mi? Bardak, tencere sıcak, öyle şeyden oluyor. Evet, sıcak bir tencereyi de bu sehpanın üzerine koyduğunuzda sehpanın üzerinde böyle kremsi bir renk, buğulanmış bir renk görebiliriz. O yüzden bakın tertemiz oldu. Hiç kalmadı. Normal silmeyle gitmezdi bu. Evet. Değil mi? Bakın. Şu anda sehpamız tertemiz oldu. Evet, gayet güzel. Görmüş olduk. Evet. Evet, bu kadar arkadaşlar. Evinizde tabii bunu yaparken dikkatli şekilde yapın. Yanlışlık yapmayın. Kolonya ile bir yerinizi yakmayın. Kolonya biliyorsunuz yanıcı bir madde olduğu için
elinizi yakabilirsiniz. Azar azar yavaş yavaş damlatarak, bir miktar katarak, sehpanın üzerine direkt yayarak kolonyayı değil, sadece o bölgeyi uygulayarak yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, kolay gelsin.